Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber kargolarımı açacağız. Gene ufak bir denemeli alışveriş, kıyafet alışverişi. Bir de birkaç ürün aldım. Yani bakım kategorisine giren ürünlerden aldım. Onları beraber açacağız. Zaten ben kullandım ama kargo kutuları içine geri koydum. Ve beraber açıyormuş gibi de yapabiliriz diye düşündüm. Şimdi hızlıca başlıyorum. Önce bakım kategorisine giren dediğim ürünlerimle başlamak istiyorum. Burada L'Oreal kargom var ve bunun içinde 2 tane ürün var. Ben bunu yaklaşık 5 gündür falan kullanıyorum. Yani 5 gün oldu geleli, 5 gündür falan kullanıyorum içindeki 2 ürünü de. Zaten biri benim geçen yaz da kullandığım, çok sevdiğim bir üründü. Diğerini yeni ekledim. Şöyle göstereceğim, anlayacaksınız. Şimdi güneş kreminden yana benim hiçbir sıkıntım yok zaten. Bu güneş kremi gerçekten çok iyi ve La Roche'un muadili olarak çıktı zaten bu. Geçen yaz da kullandım ama ben onu kaybettim. Yani sanıyorum ki ben onu plajda unuttum. Ve daha sonra üzerine yeni uygun fiyatlı başka ürünler alıp denemiştim. Yaz sonuydu zaten. Çok önemsemedim. Daha sonra onunla devam ettim. Ve zaten elimdeki güneş kremi de biteli çok olmuştu. Tekrar buna döndüm. Bayağı bildiğiniz sıvı formda bir güneş kremi. Zaten biliyorsunuz ama yapısını da şöyle bir göstereyim. Çalkalıyorsunuz ve bu şekilde, yani gördüğünüz gibi akıyor zaten. İncecik bir yapısı var. Makyaj altına çok güzel oluyor. Asla beyazlık kalıntısı bırakmıyor. Pütür pütür de soyulup dökülmüyor. Görüyorsunuz zaten yok oldu ve gitti bile. Ben aslında L'Oreal'in yeni çıkan aydınlatma etkili olan mavi ambalajlı ürünlerine geçmek istiyordum. Ama ona geçmememin bir sebebi var. Kararımı bu serumla vermiş oldum. C vitamini serumla başlamayı istiyordum. Ya Garnier alacaktım ya da L'Oreal'in bu versiyonunu alacaktım. Bunda beni cezbeden şey ince çizgileri yok ediyor olması. Yani ince çizgileri yok ediyor denebilir mi? İnce çizgilerin görünümünü azaltıyormuş, yok etmese bile. Ve bu bende etkili oldu. Şimdi ne diyorsun diyebilirsiniz yani. Bu sene daha 23 olacak biri olarak söylüyorum. Aldım da bariz, yani bence fark edilir. Yakından kendimi incelediğim zaman fark ettiğim küçük çizgiler görmeye başladım. Artık bir seruma başlayayım. Aslında retinol yaşlanma geciktiriyor. Retinol serumlar yaşlanmaya daha iyi geliyor diye biliyorum ama ben çok fazla serum kullanan biri değilim. Yüzümde çok fazla içerik deneyen biri değilim. O yüzden buna henüz hazır değildim. C vitamini serumunun bunların yanında daha masum kaldığını düşündüğüm için C vitamini serumuna ve buna başvurdum. 5 gündür ki rutinim sabah akşam olmak üzere ama ben bir akşam ara veriyorum. 2 akşam sürüyorsam bir akşam sürmüyorum. Sabahları üzerine tabii ki güneş kremi. Ama şunu gözlemledim ben. Gözeneklerim benim vardı evet ama sanıyorum ki bu 5 günde olacak bir etkimi bu arada bilmiyorum ama bir tık daha belirgin hale geldi gözeneklerim. Sadece bunda gözeneklerle ilgili bir gözleminiz var mı kullananlara söylüyorum. Gözeneklerle ilgili bir gözleminiz varsa aşağı yorumlara bekliyorum. Bir krim konunun nemlendiricisini aldım. Bunu da dün geldi ve dün akşam bir sürdüm. İçinde şöyle 2 tane de tester var. Bunu seven çok var. Zaten görüyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Tüm cilt tipleri için geçerli bir nemlendirici krem olarak geçiyor. Yani ben şeyi beğendim. Yapısını beğendim. Böyle emildiği zaman cildimi gerçekten yumuşacık yaptı. Ama yağlı karma bir cildim var. Yani bazen karma bazen yağlı olabiliyor. Onun üzerine bir tık ağır gibi geldi bana. Ama bu tamamen benim hissim de olabilir. Çünkü sürdüm, yumuşattı ama ben biraz böyle elimle dokunduğumda o kremin hissiyatını aldım. Yani ben hep şeye alışkınım. Neutrogena'nın yağsız nemlendiricisini de bu yüzden seviyorum. Sürdüğüm zaman emiliyor ve cildimde, aslında cildim gene yumuşak olsa da doku olarak üzerinde hiçbir şey kalmıyor. Kullanacağım tabii ki, bunu bitireceğim. Ve daha sonra bitenlerde, bu bittiği zaman da konuşuruz zaten üzerine. Evet, yani bakım ve işte şey kargolarım bu kadardı. Bunları da şöyle anlatmak istedim. Şimdi artık kıyafet kısmına geçiyorum. Kıyafette de ben artık kombin almaya dikkat ediyorum. Ve bu alışverişimde benim plaj kombinleri adı altında geçebilecek bir alışveriş. Yani tamamen plaja yönelik değil tabii ki ama kendi kafamda öyle tasarladım ama günlükte de giyebileceğimiz şeyler var. Mayo ve bikini hariç bir tane böyle mayo aldım. Şu mayo ve bikini diye bir konuşalım. Daha sonra içine deneyeceğim ürünler var. Bu ikisini denemeli olarak göstermeyeceğim. Çünkü zaten yıkamadım bile. Bir geldiği zaman üzerime olacak mı diye sadece denedim.
denedim ama böyle şeyleri ben yıkamadan giymeyi çok fazla sevmiyorum. Önce düzgün mayo bulmak konusunda konuşmak isterim. Düzgün mayo bulmak gerçekten çok zor bir şeymiş. Ben daha önce aldığım bir mayo vardı. Onun da fotoğrafını buraya eklerim. Göğüs kubu gerçekten çok aşağıdaydı. Genelde mayolar göğüsleri çok bastırıyor ve böyle kulpları çok saçma sapan oluyor. O yüzden onu hiç beğenmedim. Ve çok sıkıydı. 34 beden aldım ve aşırı sıkıydı. Yani böyle streç gibiydi. O yüzden onu iade ettim ve benim için önemli olan mayo da sırtının düz gelmesi. Yani gerçekten şöyle bir kesimde olması. Ne ip olsun çünkü iplerin çok izi çıkıyor. Bunun bile sırtının daha oyuk olmasını isterdim. Yani bunun göğsünden biraz daha şöyle kapatıp sırtından biraz daha şöyle derin gelmesini daha çok isterdim. İlk aldığım öyleydi ama dediğim gibi iade ettim onu. Rengi, dokusu falan çok güzel. Kumaşı da bence çok güzel. Göğüs kubunun yeri de güzel ama göğüs kısmı gene çok açık bir mayo. Yani bir tık daha böyle büyük göğüsleriniz varsa çok dışarıda kalır. Yani bastırıyor, dışarı veriyor ve bu kısım da çok aşağıda, yani şurada falan kalıyor. Biraz kontrol edilmesi gereken bir mayo olduğunu düşünüyorum. Hiç sıkmadı 34 beden. Kumaşı öyle streç gibi bir kumaş da değil. Esneme payı var en azından. Altı da gayet toplu ve güzel duruyor. Bir de bikini aldım bir tane. Onu da daha böyle beyaz istedim. Yani her böyle işte üzerine giyebileceğim şeyle uyabilecek bir şey. Ama biraz daha desenlisini aldım. Mayonun fiyatı bu arada 220 liraydı diye hatırlıyorum. Bu da 450 küsürdü. Aşağıya link koyacağım zaten hepsini. Yani kumaş böyle ben muşamba gibi gelir mi diye çok korktum. Naylon gibi böyle parıldar mı diye korktum ama asla öyle değil. Bu da 34 beden, altı da üstü de gayet güzel oldu. Yani bunun da altı gayet normal. Bu da böyleydi. Bunlar hakkındaki düşüncelerimi paylaştım. Şimdi kıyafet kısmına geçelim. Ben bunları gene aralara koyacağım bu arada. Önce şu direkt şeyi göstereceğim. Kimonoyu. Ben bundan gene bir tane daha almıştım. Mayoyla bir almıştım. Renkleri de denk gelir giyerim diye düşünerek. Onu da görselini şuraya ekleyeceğim ama çok garip bir şey çıktı. Kimono tarzında bir şey çıktı. Yani beğenmedim. Böyle çok delikli delikliydi. Belki de ben 34 beden aldım ama gene de çok bol durdu üzerimde. Ve kolları falan buraları açıktı. Kollarının bu yanları delikti falan. Tam anlayamadığım bir üst oldu. O yüzden onu da iade ettim. Ve iyi ki de onu da iade ettim. Beyazını, beyaz bir renkte bir şey almaya karar verdim onu iade edince. Çünkü beyaz her mayoyla, her şeyle giyebileceğimiz bir renk aslında. Bu 34 beden yıkandığı zaman bir tık çekiyormuş diye yorumlarda gördüm ama ben biraz daha çekmesini isterim açıkçası. Çünkü bana bir tık daha böyle yıkanmadan, yani çekmemiş haliyle bol kaldı. Çekerse de benim için sıkıntı değil ama çekebilecek bir kumaşta olduğunu da söylemeliyim. Ona göre dikkat ederek bir beden belki büyük almak istersiniz. Yani bunu böyle elimde tuttuğum zaman çok bir anlamı olmayacak. Üzerimdeki haliyle direkt buraya ekleyeceğim zaten. Böyle kuşağı da yanında geliyor. Biraz böyle ip kaçıkları var ama sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şöyle bir etek aldım. Bunu da mesela şöyle düşündüm. Şimdi kombinisi de söylüyorum. Etek. Üzerine bu. İçine de mesela bikini. Bikini üstünün böyle düşünün. Bunların üzerine de bu. Bence çok güzel bir kombin. Etek günlükte de giyilir bu arada. Ona lafım yok. Ama bu şekilde de gayet güzel. Bu biraz okul eteklerine benziyor. Önce onu söyleyeceğim. Benim gittiğim ortaokuldu sanırım. Evet. Ortaokul böyle etek, şort etekti o. Böyle bu renk, tam bu kumaşta etek, üzerine de turuncu bir üst aslında. Buydu okul üniforma. Ama ben bunu hem yani 32 bedeni var diye aldım. Çünkü 34 bile bazen belden bol gelebiliyor. Bu 32 beden. 32'nin tam olacağını biliyordum. Zaten tam oldu. Bir tık daha böyle ketenimsi, ince bir kumaş olduğu için plajda da giyilir diye düşünerek aldım aslında. Astarsız tek parça bir kumaş. Yani güneşte iç gösterir mi, o kısmından emin değilim. Mesela günlük hayatta giyerken belki içine daha uygun bir iç çamaşırı giymek gerekir. Çok fazla kırıştığı yazıyordu ve ben buna katılıyorum. Gerçekten kırışabilecek kumaşta bir etek.
Günlükte de alt üst ayrı ayrı da çok rahat giyilir bir takım. Ve geçen sene bu takım ve bu renk patlamıştı zaten. Neden almadığımı bilmiyorum. Keten alt üst takım. Gördüğünüzde %100 eminim. Böyle bir şortu var. Hafif büzgülü büzgülü bir şey var. Dokusu var. Altı bu. Üstü de gömlek şeklinde bir keten gömlek. Mesela bu da bu renkle mayo ile çok güzel durdu. Şöyle içine giyip üzerine şortla ve bu takımla giydiğim zaman çok güzel durdu. Bu takım da böyleydi. Bunun da fiyatı 650 lira falandı diye hatırlıyorum bu renginin. Öyleyse video bu kadardı. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Çok hızlı bir geçiş oldu. Bir dakika. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz daha çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Şimdi işte bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.